Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde Eylül 2022 üretimli DJI Action 3 vardı. Daha önceki testlerimde de odaklama sorunundan bahsetmiştim size oldukça. Ve bunu garanti kapsamında DJI'ye geri gönderdim. Bana kutusu açılmamış yepyeni bir cihaz gönderdiler arkadaşlar ve üretim tarihi Kasım 2022 bunun arkadaşlar. Daha önce size test yaptığım üretim tarihi Eylül 2022'di, yani odaklama sorunu yaşanan kamera Eylül 2022 üretimliydi. Aynı zamanda arkadaşlar aksesuarların hiçbirini geri almadı. Bunları bana geri verdi ve aynı zamanda bir tane de fazladan pilim var. Bütün bu aksesuarlar bende kaldı. Daha önce kutu açılımı yapmıştık ama bakalım aynı ürünleri tekrar mı gönderiyor arkadaşlar? İçeriğinde acaba bunları benden geri mi aldı, içine koymadı mı? Ona bir bakmak istiyorum. Göreceğiniz gibi yine kameranın kendisi burada. Ve yedek şu lastiği bile bende bıraktı arkadaşlar. Evet, göreceğiniz gibi kutunun içi boş çıktı. Herhangi bir aksesuar koymamışlar içerisine. Çünkü bu aksesuarlar bende zaten var. Evet, pil boş. Yani benim kendi aksesuarlarımı bana geri gönderdi. Ama içine de herhangi bir aksesuar, şarj cihazı dahi koymadı arkadaşlar. Şu anda 4K 60 FPS Horizon Balancing. Genelde bu odaklama sorunu Horizon Balancing'de biraz daha fazla oluyordu arkadaşlar. O yüzden bir de bunu test edelim. Emin olalım odaklama sorunu olup olmadığından. Şu anda bir odaklama sorunu var mı? Biraz daha yaklaştırayım. Şu anda ışık arkamdan geliyor. Işığı önüme alalım. Burada odaklama nasıl görünüyor? Peki sonuç olarak arkadaşlar, size çok isterdim ki odaklama sorununun çözüldüğünü söyleyebilmeyi. Ancak benim gördüğüm kadarıyla Kasım 2022 üretimi odaklamada herhangi bir iyileştirme ya da geliştirme yapmamış görünüyor. Göreceğiniz gibi videoyu iki katı büyüttüğüm zaman, yüzümü iki katı büyüttüğüm zaman odaklama sorunu görebilirsiniz. Şu anda da uzunca bir selfie çubuğu kullanıyorum ki hani çok yakında odaklama sorunu daha çok olur, uzakta biraz daha az olur diye. Ama göreceğiniz gibi yumuşak odaklama sorunu devam ediyor. Bu kimi arkadaşlar için büyük bir sorun olabilir, kimi arkadaşlar için bir sorun olmayabilir. Çünkü bu sorunu görebilmek için 2 kat, 3 kat, 4 kat büyütmeniz gerekiyor görüntüyü. Ama görüntüyü bu kadar büyütmek zorunda değilsiniz ve hala büyük bir sorun değil. Neden büyük bir sorun değil dersem, çünkü diğer aksiyon kameraları, özellikle GoPro Hero 11 özellikle keskinliği aşırı derece arttırarak bu odaklama ya da yumuşak odaklama sorununu çözmüş görünürken DJI Action 3 aslında tamamen keskinlik ayarlarıyla hiç oynamadan bize direkt olarak bu görüntüyü veriyor ve belki de bize diyor ki git montaj programında kendin keskinliği arttır. Ben Premiere Pro'da arkadaşlar girip böyle biraz keskinliği arttıracak şekilde ayarlayabiliyorum. Böylece aslında yumuşak odaklamadan biraz daha keskin görüntü elde edebiliyorum. Çok da zaten keskin görüntüyü sevmiyorum çünkü yumuşak odaklama biraz daha arkadaşlar sinematik görüntüler verebiliyor. Aynı zamanda biraz yumuşak odaklama olduğu zaman da cildimdeki lekeler, kırışıklıklar daha az görünüyor olabiliyor. Ancak bu sizin için çok önemli olabilir. Eğer önemliyse bence Action 3'ten uzak durabilirsiniz. GoPro Hero 11 gibi bir seçeneği tercih edebilirsiniz. Ancak onların karşılaştırmalarını zaten yaptım. Yine aşağıda ve yukarıda bırakıyorum o videoları arkadaşlar. Göz atabilirsiniz. Ancak bu videonun amacı özellikle yeni üretilen seri numaralarında ya da yeni üretim tarihli, Kasım 2022 üretim tarihli Action 3'te herhangi bir geliştirme var mı yok mu? Belki de bana gelen üründe bu sorun olabilir. Belki size gelen üründe böyle bir sorun yoktur arkadaşlar. Çünkü diğer yabancı YouTuber'lara da baktığım zaman herkesin farklı yorumu oluyor. Kimisi odaklama sorunu var diyor, kimisi yok diyor. Bu belki üretim tarihlerine bağlı olmadan cihaza bağlı olabilir. O yüzden sizden ricam, diğer arkadaşlara da yardımcı olmak amacıyla, eğer Action 3 aldıysanız odaklama sorunu yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Ve üretim tarihini de aşağıda yorumlarda yazarsanız arkadaşlar, böylece diğer arkadaşlara da, almayı düşünen diğer arkadaşlara da yardımcı olmuş oluruz. Bendeki Eylül 2022'de yaşadığım sorunların aynısını Kasım 22'de de yaşıyorum. Her ikisini karşılaştırabilme şansım yok birebir. Ancak bu videoda göreceğiniz gibi bu Eylül 2022'de
yüzüme direkt ışık vurduğu zamanki görüntü. Bu da Kasım 2022 modelinde yüzüme direkt ışığın vurduğu durumlar. Hatta Kasım 2022'de belki biraz daha kötü sonuç aldığımı söyleyebilirim size arkadaşlar. Yani daha iyi bir sonuç beklerken biraz daha kötü bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Tayland gezimizden de yeni döndük arkadaşlar ve Tayland gezimizdeki videolara da baktığım zaman Action 3'te evet odaklama sorununu saymazsanız görüntü kalitesini oldukça çok beğendim. Özellikle 10 bitin olması inanılmaz güzel böyle dinamik aralığı yüksek görüntülere sebep oldu. Ve inanılmaz görüntüler alabildim orada. Özellikle D-Cine-like'ı kullandım. 10 bit D-Cine-like'ı kullanıp renk düzenlemesi yaptığım zaman çok başarılı sonuçlar aldım. Beni gerçekten Tayland seyahatim boyunca hiç üzmedi arkadaşlar. GoPro Hero 11'i de o seyahatte kullandım. Ancak GoPro 3-4 video çekiyorum. Pili %100'lerden %70'lere falan iniyor. Bu gerçekten çok rahatsız edici. Hani bazen 3-4 tane GoPro pili değiştirmem gerekirken DJI Action 3'ün pili arkadaşlar bana bir pili bütün gün yetti arkadaşlar. Tabii bu sürekli çekim yapmıyorum. Böyle çekiyorum, kapatıyorum, çekiyorum, kapatıyorum şeklinde. Tüm gün yeterken GoPro'da 2 bazen 3 tane pil değiştirmem gerekebiliyor GoPro Hero 11'de Enduro piline rağmen. O yüzden hani odaklamaya takılmalı mısınız, takılmamalı mısınız bilmiyorum. Yani diğer şeyler daha önemli olabilir. Ama dediğim gibi benim için bu büyük bir sorun değil. Eğer sizin için büyük bir sorunsa Action 3'ten uzak durup GoPro Hero 11 ya da başka seçeneklere, alternatiflere bakabilirsiniz arkadaşlar. Tayland gezimizde DJI Action 3, GoPro Hero 11 ve Insta X3'ü karşılaştırırken Kasım 2022 üretimde DJI Action 3'teki odaklama sorununu detaylı ve karşılaştırmalı da inceliyor olacağız arkadaşlar. O video yayına girdiği zaman bu videonun sonunda ve aşağıda linkte bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarınız ne olursa olsun benimle aynı fikirde olursunuz, olmazsınız yorumlarda yazın. Ben de fikrinizi bileyim. Sizin için ne önemli bu? Bu görüntü kalitesi önemli mi değil mi? Ya da görüntüyü çok etkileyen bir faktör mü? Sizi çok rahatsız ediyor mu şu anda benim görüntüm? Özellikle odaklama açısından lütfen her şeyle yorumlarda yazın arkadaşlar. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.